Değerli seyircilerimiz, bir Ramazan bereketi programında yine birlikteyiz. Programımıza başlarken, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum. Programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak için Cımbızlar Kur'an kursu öğrencisi Yunus Emre Şentürk kardeşimiz bizlerle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. Yunus Emre teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Değerli seyircilerimiz, bugün programımızda İslam'da sosyal yardımlaşma ve zekat konusunu ele alacağız. Konuğumuz Başiskele uzman vaizi Muhammed Yıldız hocamız. Muhammed hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Hocam malumunuz olduğu üzere dinimiz fert ve cemiyetlerin huzur ve mutluluğunu esas alan ölçüler ortaya koymuş. Bu konuyla ilgili emirler vermiş. Bunlardan birisi de zekat. Mali bir ibadet olan zekatın sosyal adalet, yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi hakkında bilgi verir misiniz? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Evet, muhterem hocam, tabi zekat mali bir ibadet. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin bir kısmı, daha doğrusu bizi mükellef kıldığı ibadetlerin bir kısmı bedenle yapılan ibadetler, evet. Namaz gibi. Bir kısmı zekat gibi, fitre gibi mali yönü olan ibadetler. Bir kısmı da işte hac gibi hem bedeni hem mali yönü olan ibadetler. Zekat ve fitre İslam'ın mali yönü ağır basan ibadetlerindendir. Böyle olunca muhatabınızın yardımını, ona yardımı düşündüğünüz, evet. Ona desteği düşündüğünüz bir ibadet. Tabi zekat aslında kelime manası itibariyle baktığınızda da o sorduğunuz soruya bu cevap olacak. Yardımlaşma yönü, dayanışma yönü ağır basan bir ibadet. Şimdi zekat, önce bir iki cümleyle tarihinden bahsedeyim. Hicri 2. yılda farz olmuş bir ibadet. Zekat ibadeti. Evet. Zekat artmak demek. Bir artma manası var zekatın. Bir de arınma manası var. İki manası var. Temizlemek. Kelime, temizlemek manası var. Yani zekat verdiğinizde malınız eksilmiyor. Evet. Zekat verdiğinizde aslında malınız bereketleniyor, artıyor. Zekat malın sigortasıdır diyebilir miyiz hocam? Zekat malı arındırıyor. Evet. Neden arındırıyor? Zekat başkasının hakkından sizin malınızı arındırıyor. Başkasının hakkı ne? Kimin hakkı o? O da fakir fukaranın hakkı. Yani sizin kazancınız içerisinde fakir fukaranın bir hakkı var. Ve bu hakkı siz zekat vesilesiyle arındırmış oluyorsunuz. Sahibine iade etmiş oluyorsunuz. Bunun neticesinde sizin malınız artmış oluyor. Bereketlenmiş oluyor. En ne kadar fiziksel olarak azalsa da zahiri olarak aslında manevi olarak artmış ve bereketlenmiş oluyor. Aynı zamanda zekat malı temizlemiş oluyor. Evet. Zekat çünkü bir manası da temizlemek demek. Maldaki fakirin hakkını vermekle malınızı temizlemiş oluyor. Peki niye böyle bir ibadet var? Çünkü Cenab-ı Hak herkese aynı nimeti bahşetmemiş. Bazı insan zengindir, bazısı fakirdir, bazısının evet. malı mülkü çoktur, bazısının azdır. Cenab-ı Hak bu toplumsal bir hayatta yaşadığımız için bu hayatta fakirle zengin arasında hem
gelir düzeyi olarak bir yakınlaşmaya evet. yardımcı olsun diye, hem de manevi bağları güçlendirsin, toplumun bu manada kardeşliğine, birliğine, beraberliğine dayanışmasına vesile olsun. Bu manada İslam'ın genel amaçlarına da hizmet etsin diye evet. zekat ibadetini farz kılmıştır. Mesela Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Zekat İslam'ın köprüsüdür diyor. Evet. Kantara tabiri var. Evet. İslam'ın kantarasıdır, köprüsüdür. Köprü malum iki yakayı birbirine bağlar. Evet. Bu yakanın, bağladığı yakanın zekat bir köprüyse, bir tarafında zengin var, tarafında bir tarafında fakir var. O ikisinin arasındaki hem fiziksel bir alışveriştir, hem evet. de bir gönül bağıdır, gönül alışverişidir. Dolayısıyla bu toplumda birçok şeye fayda sağlar. Mesela fakirin zenginin malına haset etmesini engeller. Evet. Onun malına kötü bakmasını engeller. Kıskançlık duygularını engeller. Zenginin de fakirin halinden anlamasını evet. sağlar. Bu da kardeşliği, muhabbeti, birliği, beraberliği, daha çok bereketi hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak kazandırır. En temel özelliği budur. Yani evet. toplumsal dayanışmaya bir köprü vazifesi, ne güzel ifade etmiş Peygamberimiz, kantara tabirini kullanıyor. Bunu sağlayan en önemli, fakir fukaranın halinden anlamamızı sağlayan, ona bizim Cenab-ı Hakk'ın bizim malımıza koyduğu o maldan ikram etmekle görevimizi yerine getirmemize, ibadet görevimizi evet. yerine getirmemize vesile olan bir temel, dinin beş temel esasından bir tanesidir zekat. Evet. Hocam, zekat konusunda seyircilerimizden çok sorular geliyor. Evet. Bu konudaki soruları size sormak istiyorum müsaadenizle. Zekat dinen kimlere farzdır? Şimdi zekat tabii bir ibadet olduğu için öncelikle Müslüman olması lazım zekat verenin. Evet. Müslüman olması lazım ve akıl bali olması lazım. Bu buluğ şartında fukaha ihtilaf etmişler ama evet. Müslümanlığında ihtilaf yok. Yani zekat verenin önce Müslüman olması lazım. Sonra akıl bali olması lazım. Evet. Daha sonra da zengin olması lazım. Zekat herkese, namaz gibi herkese farz olan bir ibadet değil. Dinin zenginliğin ölçüsü nedir hocam? Zenginliğin ölçüsü, buna nisap denir. Evet. Mesela nedir bunun ölçüsü? Bunu Peygamberimiz belirlemiş, bize bırakmamış. Evet. Eğer sizin malınız diyelim deve ise, hayvandan başlayalım. 5 deveniz varsa zengin sayıyor din sizi. Evet. Eğer 30 sığırınız varsa sizi zengin sayıyor. İşte 40 tane koyununuz varsa veya keçi sizi zengin sayıyor. Evet. 40'ta 1 oranında bundan veriyorsunuz koyunda. Diğerlerinde de oranları var. Ama bizim daha çok bilmemiz gereken ticaret mallarında mesela %2,5 diyebileceğimiz, bu ona evet. tekabül ediyor 40'ta 1. Altında mesela, altın ve gümüş para sayıldığı için altında işte 80.18 gram evet. altın. Gümüşte de işte takriben 500 küsür gram oluyor. 20 dirhem evet. ağırlığında gümüş zenginlik ölçüsü sayılmış. Şeyde de 20 miskal. Altında 20 miskal evet. ölçü sayılmış. Dolayısıyla bu miktarlara sahip olursanız eğer, din sizi zengin sayıyor. Evet. Tabii tek başına bu yetmiyor. Zekatın bunu verebilmeniz için bu malınızın üzerinden bir yıl geçmesi şartı gerekiyor. Var. Tabii bir yıl geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu malın artıcı bir mal olması gerekiyor. Evet. Yani para gibi, altın gibi, gümüş gibi, hayvan gibi evet. artıcı bir mal olması gerekiyor. Tabii toprak ürünlerinin ve zirai şeyin de, madenlerin evet. vesairenin de hesapları evet. var. Hocam, kişinin kendi ihtiyaçları zekata tabi midir? Bunu asli ihtiyaç denir. Yani asli ihtiyaç dediğiniz insanın normal hayatta yaşaması için gerekli olan şeylerdir. Ne gibi mesela? Evi, arabası, evet. ev eşyası, giyimi, elbisesi, işte normal karnını doyuracağı yiyeceği, içeceği, bunun miktarı. Evet. Bunlara asli ihtiyaç denir. Asli ihtiyaç zekata tabi değildir. Önce evet. siz zekat verebilmeniz için bu asli ihtiyacı bir tarafa koyacaksınız. Evet. Ondan sonra o diğer kalan malın üzerinden, artıcı olan malın evet. üzerinden bir yıl geçecek. Ondan sonra bu dediğim oranlarda mal olmuşsa bir yıldan sonra işte belli oranlarda zekat vereceksin. Peki borcu varsa? Borcu da düşeceksiniz tabii. Evet. Borcu varsa borç düşülür. Çünkü ondan sonra o da asli ihtiyaç gibi. Hı-hı. Mesela o karşının malı zaten, borç dediğiniz sizin zimmetinizde bir başkasının malıdır. Dolayısıyla evet. önce onu bir düşüreceksiniz. Yani borçtan ve asli ihtiyaçtan
Sonra kalan artıcı malın üzerinden bir sene geçecek. Evet. Ondan sonra o işte nispetlerinde zekat verilecek. Cümle içerisinde ifade ettiniz. Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir, nasıl hesaplanır? Tabii ticaret esnafımız çok günümüzde. Evet. Ticaret malı altın gibidir. Altının diyelim 80.18 gram olduğunda veya buna karşılık değer dediğimiz şey odur. Ticaret malı da altın gibi %2,5 üzerinden verilir. Maliyet üzerinden diyelim, mesela şöyle örnek vereyim. Bir esnafın dükkanı var, tamam mı? Evet. Dükkanında malı var. Bu malını, maliyetini hesaplayarak bir bilanço çıkarır. Evet. Diyelim zekat zamanı geldi. Ne kadar malım var benim dükkanımda? İşte 100 milyarlık malım var. Maliyetini hesaplayacak. Muhtemel karlılık payını değil. Evet. Maliyetinden 100 milyarlık malım var benim. Ne kadar borcum var? Şu kadar. Bunlar düşecek. Hı hı. Asli ihtiyaçlarını düşecek. Geriye ne kaldı diyelim? 80 bin lira bir değer kaldı. Tabii ona elindeki nakit, çek, senet, onlar da eklenecek. Evet. Bütün o maliyet değeri üzerinden %2,5 yıllık zekat verecek. Peki hocam, vergi zekat yerine geçer mi? Geçmez. Vergi bir ibadet değil. Zekat bir ibadettir. Vergi bir mükellefiyettir. Yani devletin size yüklediği bir mükellefiyettir. Vergi zekat yerine geçmez. Çünkü az önce bak, zekattan oran belirliyoruz, miktar belirliyoruz, her maldan olmaz diyoruz, şu olur bu olur diyoruz. Böyle bir durum vergide yok. Vergi her türlü gelir vergiye tabidir. Yani verginin sahası başka, evet. Zekatın sahası başka. Verilen yerler de değişti. Mesela vergi siz devlete veriyorsunuz ama yani zekat her fakir paranın hakkıdır. Fakire tabii. Bizzat ulaşmıyor. Verildiği yer farklı, mal evet. Farklı, nispet, oran, her şey farklı. Vergi başka bir görev. Evet. Zekat ayrı bir görev ve ibadet. Mükellefiyettir. Peki hocam, yine tarif içerisinde ifade ettiniz. Bir kimsenin oturduğu evi havayici asliyedendir. Asli ihtiyaçlardandır. Zekata tabi değildir. İkinci ve üçüncü evi olursa ne olur? İkinci, üçüncü, dördüncü evi de olsa o evinin aslından zekat vermez. Mesela diyelim adam oturuyor, bir evi var. Evet. Bu asli ihtiyaç. Kirada bir evi daha var. İki ev olsun kirada. Hı hı. Kirayı 1000 liradan kiraya vermiş diyelim. Evet. Aylık 2000 lira geliri var. Toplar senede işte ne kadar ediyor? 24 bin lira ediyor. Bu şeyi geçer. Eğer bunun içinde bu 24 bin liraya hiç dokunmadan bir tarafta durabiliyorsa, hı hı. O 24 bin liranın %2,5'unu bir sene üzerinden geçtikten sonra ama evet. Verir. Ama binanın değeri diyelim 200 milyar bile olsa, 200 bin lira bile olsa ondan zekat vermez. Yani din o binaların, gayrimenkullerin aslına değil, gelirine zekat borç şey veriyor, yüklüyor. Yani biz gelirinden sorumluyuz. Evet hocam, kişinin evinde oturan... Ama şunu söyleyeyim pardon. Buyurun. Diyelim ki bunu satan, bunun alım satımını yapıyorsa emlakçılık gibi, müteahhitlik gibi, evet. Müteahhitse, emlakçıysa evet. O zaman o onun maliyet değerini hesaplar, borcunu harcını düşer. Evet. Onu bir ticaret meta gibi kabul eder ve hı-hı. Ticaret malının zekatı gibi aslından verir. Evet. Ama diğeri öyle değil. Evinde kiracı oturuyorsa bu kirayı zekata sayabilir mi? Şimdi zekatın sahip olabilmesi için, geçerli olabilmesi için gerekli olan şartlardan bir tanesi temliktir. Evet. Temlik demek bir mülkü karşıdakinin mülkiyetine geçirmektir. Onun olacak. Onun eline vereceksiniz. Kullanımına evet. Vereceksiniz. Tasarruf hakkını ona vereceksiniz. Evet. Mülkiyetine geçirmek temlik. Şimdi siz adama kiraya verdiniz. Kiraya sayıyorsunuz. Orada bir temlik durumu yok. O öyle olmaz. Yani bizzat eline ulaşması tabii lazım. Tabii ona vermesi lazım. Size zekatını verecek, siz ona geri zekat vermek istiyorsanız kirayı evet. Size verecek, siz onu tekrar ona mülk edindireceksiniz. Ticaret mallarının zekatıyla ilgili söylediniz de iş makineleri, üretim makineleri zekata tabi midir? Şimdi iş makinası, üretim makinası kişinin gelir kaynağıdır. Evet. Bir araçtır. Onun o iş makinasının kendisinden değil, o iş makinasının ürettiği şeyden evet. Zekat verilir. O havacı asliye gibi sayılır. Evet. Yani o adamın üretim kaynağı, üretim materyali, aracı. Aracın kendisinden zekat verilmez, iş makinasından, üretim makinasından. Evet. Ama o üretilen şeyden, eğer diğer şartlar yerine geliyorsa, üretilen şeyden zekat verir. Evet.
Hocam mahsullerin zekatı nasıl verilir? Şimdi mahsuller buna öşür deniyor. Yani evet. Tabii şimdiye kadar zekat, ticaret malından vesaire bahsettik. Onun da, o da zekat aynı o manada ama öşür deniyor ona. Şimdi ticaret mallarının zekatı biraz değişiktir. Evet. Burada fukaha da ihtilaf ediyor hükümde. Ticaret malları için üzerinden bir sene geçme şartı yoktur. Diyelim evet. Siz tarlayı ektiniz, şey için düzeltiyorum, mahsuller için. Tarlayı ektiniz, buğdayı. Hı. Dayanıklı bir ürün bu. Evet. Buğdayı ektiniz, hasılatı topladınız. Bugün ektiniz, 3 ay sonra hasılatı topladınız. Hasılatı toplayacaksınız. Onun oranı 650 kilodur. 5 vesk denir ona. Evet. 650 kilo kilodan sonra bulmuşsa tabii ona yaptığınız masrafları falan düşersiniz işte. İşçilik masrafı, mazottur, bilmem traktördür, şudur budur. Ne masraf yapmışsanız onu bir defa düşersiniz. Evet. Onu düştükten sonra eğer siz o tarlayı yağmur suyuyla sulamışsanız, yani ekstra bir suyun sulamasına masraf etmemişseniz, hı hı, onda birini verirsiniz. Ondan dolayı öşür denmiştir. Ha, öşür denmiştir, onda bir. Ama yok, siz bir sulama masrafı da yapmışsanız ilave, evet, olarak, o zaman 20'de birini verirsiniz. Yani evet, 650'yi geçmişse bir ton olmuş diyelim. Hı. Bu bir tonun tamamının üzerinden sulama masrafı yapmışsanız 20'de bir. Yapmamışsanız 10'da bir. Ama sene şartı yoktur. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Evet. Bu cumhurun görüşüdür. Cumhur diyor ki dayanıklı tüketim mallarından bir sene, hı-hı, en az dayanabilen özellikteki mallardan zekat verilir diyor. Ama İmam-ı Azam, İmam Ebu Hanife diyor ki hayır, bütün ürünlerden zekat verilir diyor. Böyle de bir ayrım var. Evet. Serada üretilen ürünlerin zekatı nasıl verilir? O da aynı şey. Serada üretilen ürün de tarlada üretilen ürün gibidir. Tabii seraya biz ekstra masraflar yapıyoruz. Evet. O ekstra masraflar düşülür hasılattan. Ondan sonra yine üzerinden bir yıl geçmeden tabii o serat şeyle sulanıyor. Hı-hı. İşte ya şebeke suyuyla, yani paralı, evet, suyla sulanıyor ya da işte kovayla, boruyla vesaireyle. Bunlar hep emek olduğu için 20'de bir. Evet. Yani masraflar düşülür. Kalan malın 20'de bir oranında zekat verilir. Olan, Ebu Hanife'ye göre. Evet. Tabii cumhura göre seradan zekat olmaz. Çünkü, hı-hı, dayanıklı tüketim malı, evet, değil. Zayi olan ürünler için öşürü nasıl verilir? Zayi olan üründen kastınız? Ya mesela çürüyen, zarar görmüş olan. Şimdi o şöyle, eğer bir anladım. Yani zayi olan ürün eğer toplamadan zayi olmuşsa zekatı yoktur. Yani daha ağaç dalındayken yağmur vurdu, tipi vurdu, evet, gitti. Evet. Toplamadım ki daha. Yani siz onu elde etmediniz daha. Onun zekatı olmaz. Ama ürünü toplarsınız, hı-hı, beklerken, daha zekatını vermeden bekliyorken vurursa onun zekatını verir demiş bazı alimler. Evet. O öyle değerlendirir. Yani tarlada, bağında, bahçesinde, yerinde telef olmuşsa zekatı olmaz. Ama mahsul toplandıktan sonra zekatı verilmemişse, telef, hı-hı, olmuşsa onu verir. Altının zekatından bahsettiniz kısaca da olsa. Sarraf nasıl zekatını verir? Sarraf aynen bir altın kullanıcısı gibidir. Evet. Malının tamamı onun altınıdır. Eğer tabii borcu harcı yoksa onlar düşer. Hı-hı, borcu, evet, harcını düşer. O altın üzerinden de bir yıl geçmişse hesaplar, ayar farkına bakılmaz. Bakın buna dikkat edelim. Mesela, hı-hı, bir diyelim 20 tane 12 gram 12 ayar var. 20 bileziği. İşte 20 tane de 24 ayarı var. Hı hı. Fiyatları farklı bunların. Evet. Ama biz ayar farkına bakmıyoruz. Gram. Toplamda bunlar kaç gram etti? 1 kilo diyelim. Hı hı. Veya işte dükkanında 10 kilo altını var. Onların ayar farkına bakmaksızın işçilikleri de üzerine ekleyerek, değerdir çünkü o. Evet. İşçilik maliyetlerini de ekleyerek, yani işçilikli fiyatını da düşünerek malının bilançosunu çıkarır. Ne kadar 10 kilo altını varsa %2,5'unu verir. Borcundan hariç tabii. Bayanların ziynet eşyaları için zekat vermek gerekir mi hocam? Bayanların ziynet eşyaları o noktada fukaha ayrılmış ikiye. Hanefilere göre bayanların ziynet eşyası da eğer 80.18 gramı geçmişse, evet, altın olarak düşündüğümüzde
zekata tabidir. Ama diğer fakihler, cumhur dediğimiz diğer fakihler, bayanın ziynet eşyasını makul ölçülerde zekata tabi görmezler. O makul ölçü de 600 gram falandır, yani yarım kilodan fazla. Yani ziynet eşyası bayanın zekata tabi değildir diyor cumhur. Evet. Hanefiler hayır, o da diğer altınlar gibi değerlendirilir diyorlar. Yani o diğer fukaha, cumhur dediğimiz evet, çoğunluk fukaha onu bir şey gibi görüyor. Asli ihtiyaç gibi, yani kadının ziyneti onun asli ihtiyacıdır diyor. Dolayısıyla onu zekata tabi kılmıyorlar. Alacağı olan bir kimse zekat vermesi gerekir mi? Ödünç olarak para vermiş, alamamış. Anladım. Alacağı olan, alacak özellikle Hanefilerde birkaç çeşit olarak değerlendirilmiş. Diyorlar ki mesela eğer kuvvetli bir alacaksa, diyelim batak değil para. Benim sizde param var. İnkar da etmiyorsunuz. Bir ay sonra da önümüzdeki yıl vereceksiniz. Evet. İnkar etmiyorsunuz. İnkar, yani veremeyeceğinizi gösteren bir emare de yok. Normal vadesinde bir borç. Evet. Evet, bu tür paranın zekatı verilir her sene. Diğer mallarınıza katarsınız, verirsiniz. Ama diyelim batak. Yani adam müteahhite verdiniz veya işte birisine verdiniz. Adam iflas etti. Veremeyeceği her halinden belli veya inkar evet, ediyor. Kaçıyor adam. Vermiyor paranızı. Buna batak denir. Bu tür durumlarda zekat verilmez. Evet. Ancak aldığınızda, aldınız ya, evet, diyelim yarın bir gün ümidi kesmiştiniz ama 10 sene sonra aldınız. Geriye dönük 10 seneyi vermezsiniz. 10 sene aldınız mı? Evet. O bir sene üzerinden geçer, ondan sonra zekatını verirsin. Hocam, şirket ortakları zekat nasıl verirler? Şimdi şirket ortakları, herkesin bir hissesi var ortaklarda. Evet. Herkes, şirketler şöyle değerlendirilir. Şimdi şirketlerin bir duran varlıkları var, bir de dönen varlıkları var. Evet. Duran varlık dediğimiz işte o şirketin binası, malzemesi, iş makinası, arabası vesairesi. Yani üretim mekanizması, araçları. Evet. Bunlara duran varlıklar denir. Sabit mallar. Bunlardan zekat yok zaten. Ama dönen varlık dediğimiz mamül, yarı mamül, ürün, neyse ne üretiyorsa o şirket. O ürünler ticari bir metadır. O ürünlerin maliyet değeri hesaplanır. Evet. O ürünlerin, diyelim adam ne üretiyor? Buzdolabı üretiyor. Beyaz eşya üretiyor yani. Hı hı. Beyaz eşya üreten fabrikanın fabrika çarklarından zekat verilmez. Ama ürettiği ürün sene sonunda değerlendirilir, bakılır. Maliyetine bu, diyelim depoda 1000 tane buzdolabı var. Evet. Bu 1000 tane buzdolabının maliyet değeri hesaplanır. Ve kaç kişi ortak buraya? 3 kişi. Hepsinin %33 hissesi var. Evet. Onun üzerinden herkes kendi hissesine düşen miktarı verirler. Evet. Bunu ya mülk olarak, dolap olarak da verebilirler. Yani aynı şeyi de verebilirler veya onun değerini evet, verirler. Hocam, hayvanların zekatı verilirken onların değeri verilebilir mi? Verilebilir. Aynı şey. Yani diyelim 40 koyunda bir koyun değil mi evet, zekat? Evet. 40 koyunda bir koyun ne ediyor koyunun maliyeti bugün? Diye koyun yerinde onun değeri verilebilir. Evet. Bu hayvanda da böyledir, ticaret malında da böyledir. Ticaret malında da hem ticaretini yaptığınız şeyi de verebilirsiniz zekat olarak. Adam mesela tekstil firması var, gömlek üretiyor. Evet. Gömleği de verebilir, onun değerini de verebilir. Evet. Hocam, sorularımız devam edecek. Şimdi programımıza bir reklam arası veriyoruz. Değerli seyircilerimiz, reklamlardan sonra programımıza devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli İmanto oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz.
Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 41 74 0532 733 06 85. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 11 66 0533 300 85 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu. Bolulu Hasan Usta'nın yerinde birbirinden lezzetli tatlar evinizi aratmıyor. Ev ve iş yerlerine servis imkanıyla zengin menüyü ayağınıza getiriyor. Adres Kalaycılar Sokağı Acısu Parkı 6 İzmit Kocaeli. İletişim 0262 324 17 47. Sizin damak tadınız Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım benim, alim yaman Allah'ım. Refet nisyanım benim, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, refet nisyanım benim, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, ümmet et habibine, gönüller tabibine. Ümmet et habibine, gönüller tabibine. Rahmeyle garibine, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, rahmeyle garibine, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, affına güvenirim, kapında dilenirim.
Affına güvenirim, kapında dilenirim. Kovsan yine gelirim, medet aman Allah'ım. Halim Yaman Sultanım, kovsan yine gelirim, medet aman Allah'ım. Halim Yaman Sultanım. Ey desteğim gül merhaba, babu Reyhan Ahmedi, canı emin alem tuyi kez alemi. Ey rahmetim ol padişah, cürmüm ile geldim sana, ben eyledim hadsiz günah. Cürmüm ile geldim sana, senin adın Gaffar iken ayıp örtücü Settar iken kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Ey desteğim gül merhaba, babu Reyhan Ahmedi, canı emin alem tuyi kez alemi can Ahmedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Halit Hocam, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli seyircilerimiz, programımıza uzman vaiz Muhammed Yıldız hocamızla sohbetimizde devam ediyoruz. Muhammed hocam, çok ilginç sorular geliyor. Ramazan ayında belediyelerin, dernek ve vakıfların verdiği iftar yemekleri, davetleri zekat yerine geçer mi hocam? Evet, önemli bir soru. Tabii bu çok yaygın bir iş. Bizim zenginlerimiz belediyelere, onların işte o sosyal sorumluluk projelerine katkı yapmak amacıyla işte bir takım yardımlarda bulunuyorlar. Veya belediyelerin bu manada bir organizasyonu oluyor. Zengin insanlarımız da bunlara destek olmak istiyorlar. Bu güzel bir şey. Evet. Destek olmaları doğru. Sadaka cinsinden doğru ama zekat olarak yeterli olmaz. Niye olmaz? Çünkü zekat fakir fukaranın hakkıdır. Evet. O sofralarda zenginler de yemek yiyorlar. Bu bir sakıncası. İkincisi, burada yemek yedirme var. Bir temlik, evet, durumu yok. Yani mesela o bir tas çorbayı
siz ikram ettiğiniz zaman, orada yediği zaman bu temlik olmuyor. Ama o tas çorbayı götürüp onun ham maddesini veya evet. o yemeği götürüp fakir fukaraya temlik evet. etseniz o zekat olur. Böyle bir dinin kuralı var. Evet. Dolayısıyla o yapılan o yardımlar zekat yerine geçmez. Ama sadaka olarak doğru, güzel bir uygulamadır. Evet. Buradan şöyle genel bir soru sorarsak, zekat kimlere verilir? Şimdi tabii zekat evvela Kur'an-ı Kerim'de bu belirtilmiş. Hazreti Allah bunu peygamberine de bırakmamış. Bizzat kendisi belirlemiş. 8 evet. tane sınıf sayıyor Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede. Diyor ki Bismillah. İnnemâ s-sadakâtu lil-fukarâi vel-mesâkîni vel-âmilîne aleyhâ vel-muellefeti kulûbuhum ve fir-rikâb vel-gârimîne ve fî sebîlillâhi ve ibnissebîl. 8 tane sınıf sayıyor. 1. Fakir ve miskin. Evet. Lil-fukarâi vel-mesâkin. İlk etapta bu ikisini sayıyor. İkisini farklı olarak ifade ediyor. Hocam bunu biraz açar mısınız? Farklı olmasının tabi alimler buna çeşitli yorumlar getirmişler. İşte kimisi demiş ki fakir miskinden daha fakir olan, hiçbir şey olmayan. Kimisi demiş ki miskin fakirden daha fakir olup hiçbir şey olmayan. Günlük iaşesi bile olmayan, evet. öbürünün biraz olan falan diye ayrımlar yapmışlar. Ama neticede ikisi de fukaralık demektir. Evet. Ve Kur'an bu ikisini başta sayıyor. Bundan başka vel amilin aleyha zekat toplayıcılar. O şimdi yok. Evet. Eskiden İslam devleti olduğunda o zekat toplayıcıları vardı. Ve fir rikab köleler. O da yok şimdi. Evet. Yani kölelikten kurtulmak için köle mükatep denir. Hürriyetine kavuşmak için. Şeyle anlaşma imzalardı mesela sahibiyle. Ona verilebilirdi veya diğer türlü. Evet. Garimin borçlular demektir. Borçluya da borcu miktarında zekat verilebilir. Ofi sebilillah Allah yolunda olanlar demektir. Bu da bil fiil malıyla canıyla Allah yolunda cihad eden, savaşan mücahitlere denir. Bir de yolda kalmışlar. İbn-i Sebil. Yolda kalmış adam gitmiş memleketine. Aslında memleketinde malı mülkü var ama ona memleketine dönecek kadar evet. zekat verilebilir. Ama bunların dışında bakın önemli olan hocam zekat fakir fukaranın hakkıdır. Birinci ve ikinci sırada Rabbimiz bunu saydığına göre önemine binaen evvela onlara verilecek. Yani zekatın muhatabı fakir fukaradır. Evet. Zekat kimlere verilmez hocam? Zekat evvela usul ve furu dediğimiz yani mesela bir insan babasına, dedesine ileri doğru veremez. Buna usul denir. Evet. Annesine, anneannesine veremez. Furu ise İşte kızına, oğluna, torunlarına veremez. Yani kızının, oğlunun çocuklarına veremez. Kardeşlerine verebilir. Bunlar usul ve furu. Kardeşlerine verebilir fakir olmak şartıyla. Amcasına, evet. dayısına, teyzesine verebilir. Bunların çocukları verebilir ve daha iyidir. Hı-hı. Yani evvela zaten sadakayı, fitreyi, zekatı eğer muhtaçlarsa birinci derecede yakınlara evet. vermek lazım. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki yakına verirseniz iki mükafatı var. Evet. Hem sıla-i rahim sevabı var Hı-hı. hem de zekat sadaka verdiniz. Uzağa verirseniz bir sevabı olur. Sıla-i rahim sevabı olmaz. O akraba olmadığı için. Dolayısıyla biz evvela zekatımızı, fitremizi, sadakamızı kendi akraba olan usul ve furu dışındaki fakir fukaraya vereceğiz. Evet. Bunun dışında kimlere verilmez? Zenginlere verilmez. Hı hı. Yani nisap miktarı malı olan kimseye zekat verilmez. Zekat verebilmesi için nisap miktarı mala sahip olmaması lazım bir insanın. O da İşte 80.18 gram altındır. Evet. Hanefiler böyle tespit etmişler. O miktardan altına veya değerine veya muadili bir mala sahip olan vermez. Fakat cumhur dediğimiz diğer fukaha daha objektif bir ölçü koymuşlar ortaya. Onlar diyorlar ki biz burada geçime bakarız. Evet. Adam geçinemiyorsa verilir. Geçiniyorsa verilmez. Bu doğru bir tespittir. Daha uygulanabilir bir tespittir. Çünkü evet. günümüzde nisap miktarları o kadar azaldı ki. Yani 80.18 gram altın ne yapar? 10 bin lira para yapar burada. Evet. 10 bin lira parası olup da çok fakir olan insan var. Muhtaç Dolayısıyla cumhurun görüşünü esas alıp o adamın asli ihtiyaçlarını yerine getirip getiremediğine bakabiliriz. Bir insan asli ihtiyaçlarını yerine getirecek miktarda kendi döngüsünde yağında kavruluyorsa cumhura göre zekat verilmez. Evet. Ama borçlanıyor, işte iaşesini yapamıyor, yemek bulamıyor, ihtiyacı geliri çok az. Nüfusu çok. İdare edemiyorsa bu adama zekat verilir. Evet. Bu da zenginler. Bir ne kaldı başka? Bir de gayrimüslimlere. Evet.
zekat verilmez. Müslüman olmayanlara zekat verilmez. Fitre verilmez, sadaka ihtilaflıdır. Kıymetli hocam, süt anne ve süt babalara zekat verilir mi? Süt anne ve süt baba, süt evlat, süt kardeş, bunlar eğer fakirlerse verilebilir. Çünkü onlar usul ve furuğa girmezler. Yani onlar sizin kendi asıllarınız veya furularınız değildir. Evet. Hocam, bir firmanın çalışanlarına dağıttığı yardımlar zekat yerine geçer mi? Firmanın çalışanına verdiği zekat şu şartla zekat yerine geçebilir. Önce niyet edecek. Bunu zekat niyeti olarak kendisi düşünecek, verecek, ayıracak. Evet. Temlik edecek, onu bizzat dağıtacak. 2-3 gerçekten o çalışanı da fakir olacak. Yani zekat almaya layık birisi olacak ki verebilsin. Tabii Müslüman olacak. Bunlar, evet. Bu şartlar yerine gelirse firmanın çalışanına dağıttığı şey zekat olur. Tabii. Evet. Hocam, sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? Şimdi bu konu önemli. Yani sivil toplum kuruluşları şahıs değil bir defa. Bizim, evet, temlik şartını yerine getiremezler. Sivil toplum kuruluşunun yanına cami medreseyi de koyun. Yani kişi olmayan kuruluşlara, dernek olur, vakıf olur, cami olur, medrese olur, ne olursa olsun. Bunların resmi hüviyetini muhatap alarak onlara zekat, fitre verilmez. Evet. Çünkü temlik şartı yerine gelmiyor. O kim ki? Kime verdiniz? Peki fakirlere yardım ediyorsa veririz. O kuruluşlar? Şöyle olabilir. Eğer siz onu vekil kabul ederseniz, evet, diyelim bir dernek veya işte bir kurum, sizden aldığı paraları siz onu vekil kabul edip, aracı kabul edip götürüp gerçekten fakir fukaraya temlik ediyorsa, evet, fakir fukaraya veriyorsa o bir aracıdır zaten. O niyetle verilebilir. Fakat burada ben bir önemli noktaya değinmek, evet, istiyorum. Kurum kuruluşlara zekat verirken çok dikkatli olmak lazım. Güvenilir olan. Çok güvenilir olması lazım. İşte FET örneğini yaşadık. Evet. Ne hale geldik? Evet. Gördünüz, zekatlarımız, sadakalarımız, evet, kurbanlarımız boşa gitti. Onun için bu bir ibadet. Ben burada acizane şunu tavsiye ediyorum her zaman. Zekat bir farz ibadet. Hı hı. Dolayısıyla burada garantici olmak lazım. Çok güvendiğin kurum varsa ver. Ama yoksa, şüpheleniyorsan veya çok güvenmiyorsan, evet, o zaman garantili nedir bunun tek yolu? Gidersin fakiri fukarayı görürsün elden ele. Evet. Adama zekatını verirsin. Sen de rahat edersin. Şüphe kalmaz içinde. Ya yerine ulaştı mı ulaşmadı mı derdin olmaz. Hem o sen zenginsin, adam, evet, fakir. Ya onun şu şüphesini de izah etmiş olursun. Ya bizim bu komşumuz, tabii, zengin ama ne bize zekat verdi, evet, ne yapıyor, evet, bu zekat vermiyor gibi suizanını da kırmış olursun. En güzeli elden ele götürüp zekatı, evet, fakir fukaraya, garip kurebaya bizzat vermek. Hem o aranızdaki kuvveti, kardeşliği, bağı, ondan size gelecek hasedi engellemiş olursunuz. Evet. Hem de garantili bir şekilde, tabii, zekatınızı vermiş olursunuz. Ama tabii bunun yanında güvendiğiniz kurum kuruluşlar eğer aracılık yapıp gerçekten yerine ulaştıracaklarsa onlara da verebilirsiniz. Evet. Hocam, üvey anne, baba ve çocuklara zekat verilebilir mi? Üvey anne, baba, çocuklar da eğer fakirlerse verilebilir. Yani zekat almaya muhtaçlarsa verilebilir. Hocam, zekat verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir? Şimdi eğer zekat verdiğiniz kişiyi araştırmışsanız başta, evet, fakir olduğunu düşündünüz, sordunuz eşine, dostuna, ya fakir olduğuna kanaat getirdiniz, verdiniz ama sonradan zengin çıktı. Evet. O geçerlidir. O zekat geçerlidir. Ama araştırmadan verirseniz burada fukaha ikiye ayrılmış. Bazı fukaha bunun geçerli olmayacağını, yeniden vermek gerektiğini söylemiş. Bazıları da geçerli olduğunu söylemiş. Orada kişinin durumuna bakarız. Eğer ikinci defa vermekte mağdur olmuyorsa verir ama mağdur oluyorsa vermeyebilir. FETÖ bunun bir örneğidir işte. Mesela, evet, orada işte okullara, şuna, buna layık olmayan yerler, hatta alıp gayrimüslimlere verdiklerini gördük, duyduk. Dolayısıyla onlar işte bu sualin muhatabıdır. Bu şekilde hareket ederler. Onu da soralım. Gayrimüslimlere zekat verilir mi? Başta verilmez. Söylediniz ama verilmez. Verilmez tabii. Hocam, o müellefe-i kulüp diye bir sınıf saydık. Biraz önce ayeti sayarken unuttuk, hı-hı, belki onu söylemeyi. Müellefe-i kulüp, kalbi İslam'a ısındırılacaklar diye bir fon. Evet. Bu peygamberimizin zamanında işletilmiş. Hı-hı. O zaman ihtiyaç vardı çünkü. Evet. Ama Hazreti Ömer devrinden itibaren buna cumhur müsaade etmemiş. Hazreti Ömer de bunu uygulamamış. Artık size ihtiyacımız yok. Siz İslam'a muhtaçsınız. Niye biz sizi kazanmaya çalışalım? Yani niye biz size rüşvet verelim? Niye İslam artık güçlü demiş ve onu vermemiş.
ve ümmet de buna bunun üzerinde hemfikir evet. olmuşlar. Dolayısıyla bugün bir de zaten bu işin takdir edicisi, muhatabı devlettir. Şahıs böyle bir şeye karar veremez. Evet. Dolayısıyla bugün gayrimüslimlere bu manada bu fondan herhangi bir zekat verilmez. Doğru da değildir. Hocam Ramazan ayına mahsus bir sadaka olarak fıtır sadakası var. Biraz sonra o konuda soru soracağım ama zekat genelde Ramazan ayında veriliyor. Vermek isteyenler Ramazan ayına bekliyorlar. Zekat vermenin belli bir vakti var mıdır? Hayır, zekatın belli bir vakti yok. Yıl geçecek üzerinden. Evet. Şimdi bu yıl ne zaman başlarsa, ilk mala ne zaman sahip olduğunuz nisap miktarı mala, ondan itibaren sayarsınız. Hesabı o zaman yapıyoruz. Hesabı o zaman ama niye zekatı Ramazan'da veriyor bizim insanımız? İki gerekçe. Bir, Ramazan'da yapılan ibadetler kat kat daha faziletli, daha büyük sevabı var. Peygamberimizin evet. bizzat ifadesiyle farzı 70 farz değerinde diğer vakitlerin. Şimdi evet. siz Ramazan'da zekat gibi farz bir ibadeti yapınca diğer zamanlardan 70 kat fazla sevap alıyorsunuz. Dolayısıyla onu kazanmak için bir de hesabı kolay oluyor Ramazan'dan Ramazan'a. Bir de üçüncüsü toplumsal beklenti fakir fukaranın daha çok Ramazan'da. Yardımlaşma ayı, evet, dayanışma evet. ayı, sadaka ayı. En hayırlı sadaka Ramazan'da verilen sadaka peygamberin ifadesiyle. Ondan dolayı zekatları bunlar da için genelde böyle yapıyoruz ama şart Ramazan'da değil yani. Evet. Hocam ayetten devam edersek zekat verilmesi gereken kişiler sayılırken fi sebilillah ifadesi var. Burada kastedilen kimlerdir? Şimdi fi sebilillah cihat eden mücahitlerdir. Yani adam cihat ediyor. Bil fiil ilahi kelimetullah için Allah'ın dini aziz olsun, üstün olsun diye evet. canıyla malıyla cihat eden mücahittir birinci derecede. Ama bazıları bu yorumu genişleterek evet. bu fi sebilillah Allah yolunda olan işte Allah'ın yoluna hizmet eden kişi ve kurumlardır da demişler. Fakat bu doğru bir tevil değildir. İlim tahsil edenler buna dair midir? İlim tahsil edenler eğer İslami ilimleri Kur'an'a, sünnete dayalı, fıkha, tefsiri, hadise dayalı yani İslami ilimleri tahsil ediyorsa dahildir. Değilse değildir. Evet. Çünkü zaruri farz olan veya farz-ı kifaye olan veya zekat İslami bir müessese olduğu için İslami ilimleri tahsil edenlere verilir. Dolayısıyla İslami ilimleri tahsil etmeyen diğer talebelere fi sebilillah fonundan zekat verilmez. Ancak fakirlerse, fukaralarsa verilebilir. Evet. Dolayısıyla hocam, zengin bir talebeye zekat verilmez. Fi sebilillah'a girmez o. Evet. Çok sorulan bir soru var yine. Zekat verilirken Kur'an talebesine verilebilir. Kur'an kursu talebesi evet. fakirse. Hı hı. Fakir olmasa da verilir diyenler bu fisebillaha sokmuşlar. Ama diğer okul talebesi fakirdeyse verilmez. Evet. Zekat verdiğimiz kişi içki içiyor, kumar oynuyor veya namaz kılmıyorsa böyle kimselere zekat verilebilir mi? Şimdi tabii eğer siz %100 eminseniz aldığı parayı götürüp içkiye kumara verecek o zaman vermemek lazım. Evet. Verseniz de fıkhen geçerlidir ama vermemek lazım. Eli ayağı düzgün, namazlı, abdestli insanları tercih etmek lazım. Ama o fakir, o içkici insanın eğer fakir bir ailesi varsa onu da mağdur etmemek için aynı yardım olarak, nakdi değil de evet. aynı yardım olarak ailesine vermek daha doğru bir şey olur. Mesela akrabanızdır. İçki içiyor ama siz biliyorsunuz ki onun ailesi fukara. Ona götürüp aynı yardım yapılabilir. Hocam damat ve geline zekat veya fitre verilebilir mi? Damat ve gelin eğer fakirlerse yani zekat almaya layık iseler verilebilir. Evet. Hocam bir de evlat edinilen kişiye ve onun çocuklarına zekat verilebilir mi? Şimdi evlat edinilen kişi tabii sizin öz evladınız olmadığı için yani sizin furuğunuz sayılmaz. Nüfusunuza geçirseniz bile ki geçirmek doğru değildir dine. Evet. Geçirseniz bile eğer fakirse zekat verilebilir. Ama sizin bakımını üstlendiğiniz kişi olması hasebiyle vermemek daha doğrudur. Evet. Hocam zekat vermek istediğimiz yakınımız uzakta memleketinde ise yani siz biraz önce temlik şartı olduğunu söylediniz. Eline bizzat ulaştırmak lazım. Havale yoluyla zekat verilebilir mi? Tabii ver. Yani o da bir iş. Mesela siz havale edersiniz, EFT yaparsınız, evet. postayla gönderirsiniz, birisini vekil yapar gönderirsiniz. Bunların hepsi temlik sayılır. Yani yeter ki ona ulaşsın. Ulaştığı anda o yerini bulmuş olur. Evet hocam Ramazan ayında fıtır sadakası malumunuz vacip. Bu fıtır sadakaları verilirken
Yine zekat da olduğu gibi, yani zekat verilen kimselere fitre de verilebilir mi hocam? Aynen öyledir. Yani zekat kimlere verilirse fitre de aynı o kimselere verilir. Yine fakir fukaranın hakkıdır. Biraz bahsedersiniz hocam. Kimler fitre şimdi vermekle mükellef? Fitre aynen zekatı kimler fitre vermekle mükellefse nisap miktarı mala sahip olup bu malın üzerinden yalnız bir sene geçmesi gerekmiyor. Şartı yok. Evet. Aynı diyelim bayram akşamı bu mala sahip oldunuz. Hı. Bayram sabahını görürseniz o zekatı verirseniz. Nisap miktarı mala sahipseniz. Bir de burada şu şart var. Evet. Artıcı olması da gerekmiyor. Mesela sizin diyelim ikinci bir eviniz, bir arabanız veya işte asli ihtiyacınızın dışında nisap miktarı başka bir gayrimenkul veya işte bir mal mülk bir şey ne olursa olsun illa para altın artıcı mal olması gerekmiyor. Evet. Eğer asli ihtiyacınızın dışında nisap miktarı mal miktarında malınız varsa fitre verirsiniz. Hocam bir de oruç tutamayan kimseler fidye vermesi gerekiyor. Bu fidye ile fitre arasındaki fark nedir? Fidye ile fitre işte Ramazan bayramına yetişen kimsenin vermiş olduğu bir baş vergisidir. Hı hı. Bunu İslam'a göre zenginler Hanefilere göre zenginler verir ama mesela Şafilere göre herkes verir. Yani bayram günün yemeği olan herkes bunu verir. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı 16 lira olarak belirlediği miktar. Bu tabii bunun ölçüsü, para ölçüsü değildir. En az miktar 16 lira. Bu para ölçüsü değildir miktarı. Evet. Burada Peygamberimiz işte arpadan, hurmadan, üzümden ve buğdaydan belli ölçüler veriyor. Bu ölçüler üzerinden verilir ama başkanlık bunun karma bir kompozisyonunu para cinsinden değerlendiriyor. Evet. O şekilde veriyor. Hı-hı. Dolayısıyla 16 lira olarak belirlenmiş. Başka bir şey demiştiniz soru. Yani fitre ve zekat. Ha, fidye arasındaki fark ne? Fidye ise şudur. Yani adam hasta ya da yaşlı. Evet. Yani dönülmez bir hastalık. Ya da aşırı yaşlı. Evet. Bu adam oruç tutamamış. Tutamadığı zaman bir günü bir fitre miktarı olmak üzere hesaplar. O miktarda fakirlere o fidyeyi verir. Yani diyelim 30 gün tutmamışsa çarpı 16 gibi düşünün. Ama parası yok, malı mülkü yoksa yapacak bir şey yok yani. Hocam her gün mi vermesi lazım yoksa toplu olarak birden verebilir mi? Ramazan'da fark etmez, verebilir. Toplu da verebilir, güne gün de verebilir. Yani peyderpey de verebilir. Evet. Hocam sadaka-i fıtır cami inşaatına, Kur'an kursu inşaatına verilebilir mi? Verilmez. Aynen zekat gibidir. Zekatla fitrenin hiçbir farkı yoktur. Kimler hangi şartlarda kime verir, ne miktar verir hepsi aynıdır zekatla fitrenin. Yani kimlere zekat verilebiliyorsa o da aynı verilir. Zekat nasıl camiye, Kur'an kursuna, derneğe, vakfa hani bizzat o mülki, hükmi hüviyete verilemiyorsa bu da verilmez. Ama onların aracılığıyla fakir fukaraya verilebilir. Hocam son olarak bireysel emeklilik için bankalarda biriken paralardan zekat vermek gerekir mi? Şöyle verilir onun zekatı. Diyelim 10 sene biriktirdiniz. Şimdi devlet belli periyotlarla sizden onun kesilmesini, geri ödeme yapıyor. Gittiniz bankaya, diyelim sistemden çıkmak istiyorsunuz. O anda çıkmak istiyorsunuz. Çıktığınız an itibariyle ne kadar elinize para geçecekse onu hesaplatırsınız, o miktar üzerinden zekatınızı verirsiniz. Hocam sırası gelmişken bu bireysel emeklilik konusunda neler söylemek istersiniz? Dinen bu caiz midir? Şimdi bu bireysel emeklilik tabii çok sorulan bir şey. Şimdi artık zorunlu olduğu için zorunlu memurlara zorunlu oldu biliyorsunuz Nisan ayı itibariyle. Evet. Şimdi bizim için burada hayati önem şurası. Toplanan paralar nerede değerlendiriliyor? Şimdi benden, sizden, biz devlet memuruyuz. Para kesiliyor. Bu şöyle işliyor. Devlet bunu yapmıyor. Bunu aracı kurumlar var. Evet. Emeklilik şirketleri var. Emeklilik şirketleri belli miktarlar devletin belirlediği mevzuat çerçevesinde bizim ücretlerimizden kesiliyor %3. Bu paralar bir fonda birikiyor. Evet. Bu biriken fonlar orada olduğu gibi durmuyor. O fonlar ayrı zamanda başka alanlarda değerlendiriliyor. İşte bizim için önemli olan toplanan, bizden kesilen bu meblağların nerede değerlendirildiği. Evet. Mesela diyelim 20 yıl o fonda değerlenecek. Uzun soluklu bir iş. 10 yıl, 15 yıl orada duracak.
O nerede değerlendiriliyor? İşte bunun için belli kalemler var. Şu anda değerlendirilen iki alan var. Birisi sukuk dediğimiz, kira sertifikası dediğimiz bir alan. Evet. Bir de sukuk dışında bir kalem daha var. Şimdi hatırlamadım. Bu burada değerlendiriliyor. Şimdi bu iki kanal, iki değerlendir. Ha bir de işte bu katılım hesapları var. Evet. Bankaların katılım hesapları var. Orada değerlendiriliyor. Şimdi bunların ikisinde de mahsurlu taraflar var. Mahsurlu olmayan taraflar var. Şimdi bizim için önemli olan tek tek bu kalemleri şimdi değerlendirmek çok vakit alır. Evet. Yani bu uzun bir konu. Şimdi gireriz, içinden tam çıkamayız. Evet. Ama şunu söyleyeyim, genel kaide ilke. Bizden toplanan paralar eğer meşru, caiz alanlarda değerlendiriliyorsa bu bireysel emeklilik sistemine katılmak da caiz, oradan alınan para da caiz. Evet. Ama eğer bizden toplanan paralar meşru olmayan, İslam'ın mahsurlu gördüğü faizli fonlarda ya da faize benzer ya da işte şüpheli fonlarda değerlendiriliyorsa o zaman bu bireysel emek sistemine girmek doğru olmaz. Burada tamamen fonlarla ilgili bir durum var. Evet. Ama şu kadarını söyleyeyim. Şu an itibariyle değerlendirilen alanlara baktığınızda o alanların lehinde de aleyhinde de konuşan alimler var. Yani o alanları caiz gören de görmeyen alimler de var. Evet. Bu biraz daha tabii detaylı bir konu. Hocam bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Harit Hocam size de teşekkür ediyorum. Kıymetli seyircilerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki oruçlunun iki sevinci vardır. Bunlardan birisi iftar anında yaşadığı sevinç, diğeri Rabbine kavuştuğu anda yaşayacağı sevinç. Rabbim her iki sevinci yaşamayı hepimize nasip eylesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif ayının feyiz ve bereketinden, rahmet ve mağfiretinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.